Hrant'ın arkadaşları, değerli arkadaşlar, o vakit geldi. Bilirsiniz, herkes biliyor artık bu memlekette. Trabzon'dan doldurulup yollanan tetikçi bu saatlerde Agos'un önündeydi. 19 Ocak 2007 saat 15.05'te arkadan Hrant Dink'e sıktığı kurşunlarla onu buradaki kaldırıma düşürdü. Yine her yıl olduğu gibi Hrant Dink'in değerli ailesinin ve arkadaşlarının aşağıda Hrant Dink'in düştüğü noktada inip çiçekleri koymasıyla başlayacak olan anma saatimize gelmiş bulunuyoruz. Yine her yıl olduğu gibi saygı duruşumuz sırasında Hrant Dink'in sesiyle, sözüyle onu anmak istiyoruz. Bir kez daha 17 yıl sonra 17 yaşına gelen cinayeti burada lanetlemek için Hrant Dink'i anıyoruz. Faşizme inat kardeşimsin Hrant. Eksikliğinin acısını paylaşmaya geldik. Hrant Dink, sana özlemimizle geldik. Buraya vazgeçmediğimizi bir kez daha söylemek için geldik. Hrant Dink, senin bize bıraktığın idealler bugün de bu ülkenin sorunu, umudu ve mücadelesi sürüyor. Belki hepimizden farklıydı senin inadın ve gerçeği söyleme cesaretin. Fakat emin ol, yaptığın hiçbir şey boşuna değil, boşuna olmadı. Arkandan o büyük kalabalık, hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz diye o yüzden yürüdü. Bugün 17 yıl sonra yine Agos gazetesinin önünü, Hrant Dink'in caddesini bir boydan bir boya doldurduysanız bu yüzden. Sağ olun arkadaşlar. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Yaşasın hakların kardeşliği. Öldür diyenler yargılansın. Değerli arkadaşlar, Hrant'ın arkadaşları, sizleri arkadaşımızı anmak için sessizliğe davet ediyorum. Sivas'ın bir gün hangi kazasından olmuyorum. Yaşlı bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var. Herhal sizdendir dedi.
Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca, ararım. Verdi adını soyadı, Beatrice Hanım diye biri, 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım, 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz, çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına, dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim, yaşlı bir kadın döndü, benim anamdır dedi. Bir de dedim vallahi böyle böyle, senin anan nerede yani, Fransa'da yaşar. Hiç mi senin? Abi dedi, o dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gider dedi. Terk ettiğimiz köyüne gider dedi. Dedim böyle böyle, kalk git. Gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömeceksin? Abi dedi ben getireceğim onu. Dedi burada bir amca var dedi, ağlamaya. Amca ya ver dedim. Aldı te, amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi, bir şey demedim dedi ben. Dedim ki kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm. Orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten döküldüm. Bu algılamadan döküldü. Evet, su çatlağını bulmuştu. Doğrudur. Hanımefendi, Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü, bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere 3 çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım. Ve demiştim ki, evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etme. Bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ediyorum. Faşizme inat kardeşimsin Hrant. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz.